İletişim kurmak, doğal bir özelliğimiz olması yanı sıra, ulusal ve uluslararası yasalarla korunan anayasal bir hakkımızdır. Anayasamızda temel hak ve özgürlüklerimizi, haberleşme ve iletişim haklarımızla alakalı olarak koruyan 6 farklı madde mevcuttur. Bunlar sırasıyla şu şekildedir. Madde 20. Özel hayatın gizliliği. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Madde 21. Konut dokunulmazlığı. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Yazılı emir bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyalara el konulamaz. Madde 22. Haberleşme hürriyeti. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Yazılı emir bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Madde 28. Basın hürriyeti. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır. Ancak anayasamızın 13. maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerimiz, anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebepleri, sıkı yönetim, olağanüstü hal, yani OHAL, seferberlik, savaş, karantina ve benzeri durumlara bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlama, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum yapısına ve laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.